Evet, Westworld 5. bölüm. Vallahi 3 bölüm kaldı. Westworld, Westworld. Ya, yemin <laughs> Kayıt tuşuna bastın kedi cırlamaya başladı kapıyı açtı. Yani. Ya böyle bir şey olamaz. Hemen şu kapıyı açıp geliyorum abi. Tamam abi, tamam sen aç. Çünkü, çünkü özgür olmak kedilerin de <laughs> Oğlum kedi, kedi sahibi olmak böyle bir şey işte. Devamlı sizle birlikte olmak istiyorlar ama siz birlikte olmak istediğinizde asla sizle birlikte olmak istemiyorlar. Böyle bir evet. <laughs> iğrenç bir döngü. Kediyi loopundan var. çıkarttım abi kapıyı açtım loopundan çıktı kedi de. Uyandım abi bilinçlendi mi buldu mu meyzin dibini? bilinçlendi abi bilinçlendi biz ne yapıyoruz domestike etmişler bizi zorla dedi Abi ben Westworld'den önceden sıkılmaya başladım ha al morali bozayım mı Yürü lan. <gülüyor> <gülüyor> iki bölümdür iki bölümdür top döndürüyoruz abi Türk futbolu gibi oldu valla ben yine memnunum ya bende hiçbir sorun yok ee, biraz da bir şey yapmış kardeşim şeyden canatın dolundan tebe abi yattı Rizacı öyle canatın dolun para yatırıyor bana her gün <laughs> Yo, ben aksine hani e, senle biraz konuşmuştuk. Şey okey e, biraz sorular birikiyor. Yani ağızda biraz e, kabuğunu soyup soyup çekirdeği biriktiriyorlar şu an. Ben onu öyle yersin ya. Çok güzel olur çekirdeği biriktirip. O, onun gibi bence şu anda biraz. E, son 3 bölümde bence artık böyle dökecekler her şeyi. Çünkü gelecek bölümün fragmanında yine görmeyenler spoiler diye delirebilir. Herkes var abi. William, Maeve, Dolores herkes orada yani. Valla bu Taman bölüm dökecekler. bence bayağı şeydi. Bu sezonun en zayıf bölümüydü. O Buna, kadar bir şey bulamamışlar o. ki bölümü artık bunu artık şeye hap hap yutturmuşlar. Buna hiç katılmıyorum. Abi, yani. abi sağa sola bakacağım. Biz de arkaya efekt nefekt koyacağız. Jandra Banra bölümü dolduracağız demişler bayağı. Aa büyük ayıp Ben ayıplar. söyleyeyim. Janre olayı var Valla. ya bu sezonun en iyi teknik olayıdır abi. Abi çok netim niye? bu konuda. Canıtında olduk. Ki. Kişisel şovudur. O nasıl saçma derimsin? İnanılmaz mantık. Saçma mantıklı. abi. Niye yani? Neden abi. böyle bir şey var bu bölümde? Abi ne neden işe var? Yaradı. Ne sonunda işe yaradı. Olur mu abi? Ben ne? zannettim ki bir önceki bölüm jandrayı anlatıyorlar, anlatıyorlar. Bu bölümde bizimkine saplayınca bizimki tükettiği şeyleri o şekilde görecek. Ama hikayede de etkisi olacak ya da herif böyle mesela normalde aklına gelmeyecek bir şeyi jandra sayesinde çözecek falan gibi gerçekten anlamlı etkiler olacak zannettim. Nuara geçtin, siyah beyaz oldu. Savaş firmana geçtin, müzik çaldı, duygusala geçtin. Ses se renkler hülyalı oldu. Sonra geçti etkisi. Ee, bravo. Abi birinci klip, konu. Klip gibi iş. Hiç alakası yok abi. Birinci konu Janra ee, Önce zenginler kullanırken gördük. Orada yarım yırtık anlaşıldı. Orada zaten tohumunu atmıştı. Kalep seviyesinde biri kullandığında aslında şeye çektiler. Yani bakın hocam siz e, Westford'a girmek için e, 50 bin 60 bin dolar para veriyorsunuz. Fakirlerde işte biz böyle bağımlılık yaratıyoruz. Bak janrayı bir vuruyor abi. Senin Westworld dünyasında yaşadığın her şey yaşıyor. Bunu da üstüne şeyle bağlamış işte. Noir sinema, işte aşk sineması, Cartürt hepsini o dört film, dört sinema türünden, janrasından bağlayıp en sonunda da gerçekliğe dönüp sonunda da aslında senin dediğini yapıyor. Uyanmaya başlıyor. Aslında bütün insanlar uyanıyor zaten bölümde. Kalıp da ekstra uyanıyor, hatırlamaya başlıyor. Ki uyuşturucunun artık son safhasında her şey aklına gelmeye baş. arkadaşın neden vurdu, neden masum birini vurmaktan vazgeçip arkadaşını vurdu falan sonra anlaşılıyor. Ve bunlar hep canranın sayesinde çünkü artık bence, realistik şeyi görüyor. Bence bulandırmışlar abi yani. Hiç alakası yok çok çok iyi bir fikirdi değil. yani. Akışı falan çok iyi tamamlıyordu ya bilmiyorum. Ben çok yani, beğendim. Ekstra hiçbir şey olmadı çünkü. Kovalamaca sahnesini süslemek için kullandılar. Dur dur bir yani şey diyeceğim. Kovalamaca sahnesi zaten sıkıcıydı dur, bence bu arada. Dur bir devam etme. Birbirinize circle hmm. jerk yapıyorsunuz, sıvazlıyorsunuz diyenler yağları kendilerine sürüp bu bölümü izleyebilirler. <laughs> Belli ki birbirimize ya gireceğiz ama birazdan. <laughs> Boş ver abi sen yorumlarda millet evinde sıkıldıkça şey yapıyor. Hmm. Ee, yani ben ben gerçekten bu bölümde şey oldum. Bu bölümde birkaç tane güzel şey vardı. Bir işte Reo Boğam'ın nasıl ortaya çıktığını gördük ekstra, farklı, ilginç hiçbir şey öğrenmedik. Yani zaten ulan yani insanların hayatını tahmin edebiliyor. Borsayı zaten tahmin eder. Okey. Arada küçük beyaz noktalar oluyormuş insanların serbest kararlarının olabildiği. Orayı Rehoboam bile tespit edemiyormuş. Bence bir bir önemli bilgi oydu. O iyiydi. Artı ona bağlı olarak şeyi zaten gördük. Manuel müdahale ettiklerini gördük. Yani hostların dünyası gibi e, mükemmel bir işleyiş yaratamamışlar. Becerememişler onu. Tabii. Yani İnsanları manipüle etmeye çalışıyorlar, onu becerememişler. Bence bu bölümden çok önemli, çok güzel bir tane mesaj çıktı. O da bence bölüme bir sürü ıvır zıvırın arasında kayboldu. Keşke daha iyi vurgulayabilselerdi. Bu bölüm bir yerde Serak şey diyor. Ya diyor biz Reboam'ı kurduk ama bir fark ettik ki fikri hür, vicdanı hür insanlar çıkıyor ara sıra. Bütün tahminlerimizin ağzına sıçıyorlar. Bunlar böyle outliers. Farklı insanlar, farklı evet. işler yapanlar, idealist kişiler, deliler. Bunlar dünyayı değiştirebiliyor diyor. Gerçekten de dünya böyledir ya aslında. Hı -hı. Yani Here to the crazy ones muhabbeti vardır ya böyle bir. Yani takık insanlar, tuhaf farklı insanlar. Onlar dünyayı değiştirebiliyor. Kendi kardeşini de böyle ki, görüyor. Serak da diyor ki bu herifler dünyayı değiştiriyor. Biz de buna çok bozulduk. Bunları işte sistemin dışına itmeye başladık. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bence bugünün dünyasıyla çok paralelik kurdukları bir yer. Yani bugünün dünyası da senin iş hayatında başarılı olabilmen için işte üniversite eğitimini aldıktan sonra CV'ni oluşturmanı ve beklenenleri yerine getirmeni falan istiyor ya böyle. Şey bir şey yani. Ee, bir, bir şeyin parçası olmadan ilerleyemeyeceğinin kasti olduğundan bahsediyor bir de. Hani şey gibi de değil. Art niyetli bir tercih. Hani Rehoboam şey gibi yapmıyormuş. Abi işte işlerin ilerlemesi için bize uygun insanlar lazım değil. Aksine sistemi bozmaması için aykırı insanları dışarı itmeliyiz mantığı. Tabii. Ki bence bunu şeyde çok iyi vurguladı bu bölümde. İki tane hırsız uğursuz arkadaşı geliyor ya Kaleb'in e, application'dan yine e, heriflerden bir tanesi sürekli edebi referans yapıyor abi muhtemelen edebiyat bölümü ya dil mezunu <laughs> dil, dil, <laughs> dil mezunu yani her edebiyat ya da dil mezunu gibi iş bulamayıp gördüğün gibi artık makine tüfekli adam vurma noktasına gelmiş yani niye çünkü fikri açık okumuş yeni bir şeyleri değiştirebilecek insanları biz bugünün dünyasında da Hemen dışlıyoruz. için sistem çalışıyor. Yani bu insanlar ne bileyim başka işler yapmak zorunda kalıyorlar. Youtube'da içerik üretmek durumunda kalıyorlar. <laughs> yani iş hayatı bu insanlara yol açmıyor. Finansal hayat bu insanlara yol açmıyor. O arada bir paralellik gördüm ben bugünün dünyasıyla. O hoşuma gitti. Zaten ee, bu bayağıdır vermeye çalışıyorlardı. Tamam bayağı ilerlettiler artık. Şey noktası birazcık zayıfladı. O hoşuma gitti. İşte abi Serak ilüzyon mu, Serak büyü mü, Serak, Serak Gandalf mı falan artık iyice kafalar karışmış. Diye. Hep bir görünüyor bir kayboluyor falan. <laughs> Uçaktan aşağı hologram atıyormuş. O benim hoşuma gitti yani mantıklı bir şey. Ee, yani çünkü şey bile diyorduk yani. Ulan Serak acaba sadece sistemin simülasyon gibi gözüktüğü noktalarda mı gözüküyor falan diyorduk. Yok Serak gerçek bir adammış ve hani <laughs> çok şey deniyordu. Serak gerçek değil abi muhtemelen Rehoboam evet. tezahürü falan değildi. Herkes ondan bahsediyordu. En azından o çözülmüş oldu. Bayağı kelli felli adammış oradan oraya fitir fitir jetiyle geziyormuş. İyi. Hamdolsun onu çözdük. Ee... Air Force ile geziyorum oradan. Burada şey ekleyebilirim sen dedin işte insanların uyanma tarafı aslında bu bölümde oldu ya. Yani hostların uyandığı gibi aslında bütün bu yansıma teması içerisindeki bu sezonun baktığında hostlar tarafında da kim uyanırsa hemen kafasına vuruyorlardı. Hemen <laughs> koduyla oynuyorlardı, değiştiriyorlardı. Ama değiştirebiliyorlardı. değişmemen noktasına götürme yolunu o meyzi çizenler aslında Ford ve işte Bernard'dı. Bernard tabii başka bir yoldan girdi. Ford başka bir yoldan girdi. Burada tam tersinde insanın tamir edilemeyeceğini, beyninin değişemeyeceğini fark ediyor. Aynı şey yapamıyor. Aslında ikisi paralel bayağı yine bir yansıma şeklinde gidip işi becerememişler gibi bir noktaya geliyor. Aslında beceriyorlar. Yani şöyle yani insanlar uyandığında kendilerine yazılmış ya da işte senin demin dediğin gibi işte iş hayatında şuraya gideceksin. Adam onu fark ediyor ya da kadın onu fark ediyor. İşte çocuğunun hasta olacağını, o yüzden ölmesi gerektiğini ona yazılı metin olarak falan gelince çıldırıyorlar aslında ama çıldırmıyorlar, uyanıyorlar. Ee, bunu anlatım bence çok iyiydi. Ee, aynı zamanda çok heavy-handed geldi be o da. Şey gibi geldi böyle. Abi adamlara bak. Kaderlerini okuyabildiğimi söyledim. Hemen sokakta birbirlerini dövüp camları patlatmaya başladılar. Ya. E oğlum ulan desene sen, sana bir tane mesaj gelsin oğlum. 3 sene sonra öleceksin. Çocuğun da orospu olacak diye. Ne yapacaksın? Ha iyi Yanlış lan deyip kapatacak mısın? Abi hayatıma <laughs> bakarım. Ha, her internetten gelen mesajla öyle çıldırıyor olsaydım. <laughs> Uganda Başbakanı 70 kere para göndermişti abi ona. Ona mı inanacağız? Yani bana şey biraz abartı geldi abi. Ama oğlum, Hemen sistem... mesaj geliyor. 3 seneye baban ölecek. Hadi. Bir şey diyeceğim ya, bak yani, bunlar low level adamlar. O zaman gideyim ayaklanayım hadi hurra falan böyle bir. Olur mu? Oğlum? Bunlar low level adamlar. Kelaba da aynı şey oluyordu. Kelaba nasıl çalışınıyorduk Adam hayatta kalmak için insan öldürmeye gidiyordu yani. Bunları yaşayan tipler bu modeller belli ki. Bunu Liam, Liam seviyesi yaşamıyor abi bu mesaj olayını. Kelip kelip seviyesi yaşıyor. Onlar tabii ki çıldıracak yani. Bence çok mantıklı. Abi diyorum. hemen mi ama hemen mi şey yumruklarsın? Abi... yani hemen bir mi dükkan patlatırsın yani. İki dakika bir durmaz mısın? Yani. Abi zaten. Bu olmaya koştu oğlum millet. Oğlum, mesaj gelir gelmiyor. Trendeki ben bu trendeki şey. bir grup çöküyor. Onlar duruyor. Zaten dışarıda azam bir grup var. Yani aslında grup grup görüyoruz. Mesela sahile gidiyor. Sahilde direkt böyle çantasını bırakmış denize bakan adam da var yani. Yukarıda koşan kadın da var. Bence hepsi var. Hepsi koşmuyor yani. <laughs> ha evet yani çünkü bir çıktılar dışarıya. İşte abi gerçek dünya falan. Ya hemen millet delirmiş. Yani ben şeyi bekledim yani. Ee, Singapur esnafı elinde sopalarla sokağa çıkıp Yürüyün gidin lan işte Düzenimizi bozuyorsunuz mal satamayacağız filan deyip Ayaklananları dövecek filan gibi böyle anlar bekledim Yok abi böyle SMS geliyor Ve herkes bir anda hadi abi çıldırdık o zaman Dur oğlum şey falan var O ne lan araba gidiyor arabanın arkasına adam tutulmuş hey falan diye bağırıyor Hangi SMS seni bu noktaya getirmiş olabilir abi ya, o... Ama artık biraz abartı es değil mi bu yani? SMS Hangi değil oğlum ya yani bunu kurdular lan kurmasalar sana katılırdım da kurdular yani abi da gördük bunları ya. Caleb'ın nasıl yaşadığını kaç bölüm gördük artık yani İnsanlar hepsi böyle yani. yaşıyor. Dolores gitti Caleb'a dedi ki abi bak sistem seni tanıyor işte senin nerede öleceğini biliyor. Caleb da vuhey oh, deyip motosikletin arkasında gömleğini savurarak koşmadı ki. Ben bu delirmeyi anlamadım bu dünyanın insanı tuhafmış demek ki yani bana bana tuhaf geldi adamın delirmesine bak Aferin. Abi çok abi iyi Abi belki size. uyuşturucu kullanıyordur Allah Allah yani bu, ben bilmiyorum bunda takılacak bir şey yok ya bunlar okey. Bana yani, çok lame geldi valla şey Kurdu bunların böyle. hepsini yani bunların hepsi kuruldu. O ne demek abi? Abi baştan hazırlandık bunlara yani uyuşturucu var. Ee, low level artık dışlanmışlar ya da hayatta bir parçası olmayak görülenler. Telefonla oyundan kontrat alıp adam öldürüyor oğlum. Bu onun olduğu ortamda mesaja niye şaşırmaz yani. <laughs> nasıl olsun? Baya GTA gibi hayat yaşıyor oğlum insanlar orada. Belli ki bu hale gelmiş. Bunu kaç bölüm gösterdiler yani. O yüzden ben şaşırmadım bunlara. Ee, okay. İyi Bana yani... biraz şey geldi çünkü. Evet abi deliriyoruz bakalım. Nasıl delerim Abi delirin yani işte. Nasıl delinir? Ben de bilmiyorum ki. Delirin. çıldırı yani. Kopuyoruz. Hadi bakalım falan. Peki dur dur. Sana bir soru soracağım. Çok ben izlemediğim Hı. için bilmiyorum. Çok şöyle yorum geliyor. Abi Person of Interest'in tamamlanmış versiyonu bu. Ya da işte Person of Interest'in devamı bu gibi. Katılıyor musun? Ben izlemediğim için sen izledin diye biliyorum. Sana bir sorayım. Abi şöyle Person of Interest'te Rehoboam gibi bir tane yapay zeka yaptıkları bir kısım var. Yapay zeka yapıyorlar. Diyorlar ki biz senin için ne yapabiliriz dedikleri bir bölüm finali var. Ben oradan sonrasını izlemedim. Çünkü galiba benim o güne kadar geldiğim en güncel noktaydı o. Hı hı. Aa yeni sezon gelsin falan filan derken kaçırmışım ondan sonrası. Bende yok. Ha. Ama evet Person of Interest de çok bazı açılardan döndü. Orada da bir şey vardı. Bir tane abimiz var. İşte Rehoboam gibi bir şey geliştiriyor. İnanılmaz datamata okuyor. Ama bu eleman bunu e, bir şeyleri çözmek için kullanmaya çalışmaya çalışıyor. Anladın mı? İyi bir şeyler yapmaya çalışıyor. İkiz Sonradan... kardeşlerin gibi durma, yani kardeşlerin durumu ikizlerin şeylerin durumu gibi biraz da farklı şeyler peşindeler ama. Ama yok bu elif bir de şey yapıyor ben bununla kontrole başlarsam dünyaya elimde oyuncak ederim diye hemen fark eden hmm. bir herif. böyle bilinçli bir herif biraz. Okay. Ee, şeyler kadar hırsı yok açıkçası yani aslında buradaki kardeşlerin yapmaya çalıştığını erkenden fark eden herif okey ya ben bununla dünyayı yok ederim o zaman şöyle yapayım bu benimle iletişim kuramasın. Arada bana ipuçları versin, ben de o ipuçlarıyla bir şeyler çözmeye çalışayım gibi bir şey yapıyor teknik adam. Hı hı. Yanına da bir tane böyle Swat Marin SS, kırmızı verde, mor verde, mor şey mor, mor bere, kırmızı bere, yeşil bere, gece avcılığı, her şeyi bilen bir tane elit bir adam buluyor sokaklardan böyle kendisine. Evsiz kalmış o da. Hı hı. O ipuçları beraber çözüp kendilerine gelen sosyal sicil numarası gibi bir şey geliyor, oradan adamları çözmeye çalışıyorlar. Tamam, böyle bir hafif bir daha prosedürel bir yapıdır. Onda ilerledikçe şey ortaya çıkıyor ama. Bu herifin yaptığı bu projeden işte bazı çıkar odaklıların kar odaklılarının da haberi var. Onlar kötülük için veyahut da total kontrol için kullanmaya çalışıyorlar bunu. O noktaya çekiyorlar bir yerden sonra. Bir de Tara P. Johnson diye bir abla var. İsmini yanlış hatırlıyor olabilirim. Çok güzel bir kadın. Öyle bir diziydi <laughs> Person of Interest ama kesinlikle yarısı bildiğin televizyon polisiyesi. Hani lanet olsun dostum elindeki silahı yere bırak falanlarla geçiyordu bazı bölümler. Genelde şeydi böyle 24 bölümlük bir yapıdaydı o yani şey yayınlandığı itibariyle. Hı -hı. Ha. O yüzden biraz şeydi böyle. Hadi abi geçelim bunları. Yapay zeka gelelim dediğim çok bölüm oluyordu mesela benim personal of Interest'de. Çünkü şey fark ediyorsun. Herif gerçekten ete süte dokunan vurucu bölüm. Mesela 8 tane yazıyor her sezon. Yani aynı buradaki gibi az yazıyor onlara gelene kadar anası satayım oradan oraya adamı kovalıyoruz kadını kovalıyoruz lanet olsun dostum yere yat bizimki adam dövüyor filan biraz daha böyle e, format ve yayınlandığı kanal gereğiyle uzatılmak durumunda kalmış e, tekniği kültürü az aksiyonu bol bir diziydi Person of Interest ama çok iyi dizidir yine de hani ben şimdi burada Westworld ile kıyaslayarak söylüyorum Westworld ile kıyasla bu kadar rafine bir dizi tabii değildi ama yayınlandığı ortam açısından yoksa Person of Interest'i yine çok tavsiye ederim Polisiye bölümleri olmadı geçersiz İnternette şey listeleri var hani yapay zeka ben bölümleri şuradan başla, listeler var. Şuradan başla, buradan başla gibi. Aynen. Öyle tüketilir. Tüketmek isteyen onu tavsiye edebilirim. Oğlum bu işin ee, ortası... Of e döndü. Onu söyleyeyim. Çok Person of Interest'e döndü. Çok Watch Dogs'a döndü. Bir de benim tükettiğim bir takım konular olduğu için bunlar galiba. Şu anda biraz şey oluyorum. Ee, Westworld'de mesela arkada kalan seyirci yetişsin diye bu kadar vakit harcamıyorlardı bazı şeylere. Burada seyirci yetişsin diye bazı şeyleri çok çok izah etmişler galiba beni sıktı biraz. Ne izah etmişler oğlum ben bilmiyorum Vallahi ben bir izah göremedim hala şeyi çözemedik bu arada ona geleyim biraz en son plaj sahnesinde yine video sahnesinde olduğu gibi ve farklı sahnelerde de olduğu gibi yine bir ton tuhaflık var artık bunların ne olduğunun anlayacağımız bir noktaya ben hala gelebildiğimizi düşünmüyorum simülasyon olabilir insanların yaşadığı farklı denemeler olabilir hostlar gibi tekrar tekrar hayata gelip ya da belki bir şekilde tekrar hayata geldikleri düşünüp beyin, beyinleriyle oynadık, fix etmeye çalıştıklarını gördük çünkü insan beynini. Bu denemeler olabilir çünkü artık plaj sahnesinde e, karşı karşıya geliyor. Silahın açısı bir tuhaf. Tişört önce bir ıslanıyor suya düşüyor son sahnede tişört kuru falan artık hani yani bu şey değil devamlılıkçı bu hata yapıyoruz onu vururlar hani artık bu devamlılıkçı hatası değil belli ki. Yok yok. İşte Bunlar önce, bariz önce olan şartlar. Gördüğümüz şey. gibi simülasyon görüntüsüyle gerçek olan görüntü gidiyor geliyor zaten şey gördük ya bugün Rehoboam'ın böyle v v v diye çizgileri geçiyor aradan evet. Rehoboam'ın kaydettiği ya da öngördüğü görüntüleri görüyorsun ya. Aynen ya da evet işte onu demek istiyorum yani Rehoboam'ın yarattığı sistemde sana hmm. devamlı yeni şeyler yazılıyor yeni yollar yazılıp ya da seni düzeltmeye çalışıp o yollardan birine sokmaya çalışıyorlar. Yani bir farklı simülasyon yaşıyor gibi oluyorsun aslında. Bence işin o kısmı da gayet keyifli gidiyor. Yani oradan ben zaten şu an biraz oradayım. Ya hadi baba yani şeyi çıkaralım. Mesela bu bölüm dolar Eskil'de oradan oraya gittiler. Kovalamacı oldu. Ya bir ben bir şey katmadı bu bölüm mesela benim kafamda Westworld arkında Bir tek şeyi çözdük. Ha yani Serak şeyin Röya Boğam'ın tezahürü değilmiş. kandı canlı adammış. Makineyi de şöyle kurmuşlar. <laughs> yatırımcıyı da böyle öldürmüşler. Nice. Manuel... bir sonraki bölüm şu anda. Bende o... de bu bölüm çok şey bölüm değildi yani. Onların manuel müdahalesi deydi canım. insanlar üzerindeki ve o işte ayrılıkçıların çıkması ki en yani başta söyledin zaten onu. O konuda iyi. Ama değil. evet işte mesela kapatıyorlar milleti ve değiştirmeye çalışıyorlar ya. Hı, Hı O ne oluyor abi? Onları merak ediyorum. Şu an böyle şey oldum biraz. Tamam abi okey. Okey. Tamam işte onu kalıp. Yapıştır. Ama bak onu kalıp üzerinden göreceğiz. Yani o sahne o yüzden bence değerliydi. Kalıp sonuçta Belli ki bir asker ve sen yaptın diye diyeyim ona deliriyordu. Neyi yaptığını onu vurmasından bahsetmiyordu muhtemelen. Başka bir şeyden bahsediyordu. Ve orada hani gördüğü şeyde kafasına şeye geçirdi adam vurmak yerine arkadaşını vuruyordu. Çünkü muhtemelen arkadaşı o adamı vuracaktı ve bunu engelledi. Yani onların planı içerisinde çünkü şunu, şunu da söylüyor ya Serak. Brezilya Başbakanı'nın da birine gidiyor ya da Venezuela mıydı neydi hatırlamıyorum şimdi. Ona gidince aslında sistemin Default işleyişinin çok iyi çalışmadığını çok net anlıyoruz. Çünkü müdahale etmek zorundalar. Hala çıkar ilişkisini yönetmek zorundalar. İnsanları sokamıyor. Adam hala gidip kemkiriyor. Aynen. Belli ki bu ayrılıkçıları da şey diyordu bir yerde işte. Biz onları ya salıyoruz kendilerini yok ediyorlar ya da biz yönlendiriyoruz. Belli ki kalıp orada bir sıkıntı yaratmış. Ee, ve bu sıkıntı bayağı etkilemiş. Yani orada şey cümlesi de iyiydi mesela. Yani bizim hapishanemiz sizsiniz diyordu ya orada. Hı hı. Ya bu da aslında bu döneme saplama konusunda yine devam ediyor. Benim de mesela en çok savunduğum konu yani aslında koskoca bir hayali dünya izliyoruz şu anda. Bu dönemden belki 35-40 sene sonra geçen. Ee, ama bugünün gerçekleri yaşıyor orada da. Bir fark yok. Ki bunun Westworld dünyasında da geçmişin gerçekleri yaşıyordu. Aslında bu gerçekle hiçbir zaman değişmemeye devam ediyor. Ya yani zenginleri bu insanlar nasıl bir hapishaneye sokuyorlar? Abi sen yani 5 euro daha fazla kazanacaksın diye mi seni hapse sokuyorlar? durumu zenginler tarafında büyük bir aptallık olarak yine iyi sunulmuş yani ben sevdim oraları da. Ee, tabi işte oralar falan bence biraz fazla izah etti mesela yani işte aa meğer zenginler istiyormuş ki gariban gariban kalsın ve işte sistemde uğraşıp dursunlar falan filan diye bayağı şeyden kızmış yani ulan hani siz hiç olmasanız dünyada dünya daha iyi bir yer olacak filana evet. inanmış belli ki bunu düşünen bir sürü de bence varlıklı insan vardır ya. Şey gibidir yani. <laughs> ya abi öldürsen öldüremiyorsun. Satsan satamıyorsun. Kaldı bunlar başımıza. İşte ne yapalım falan. yani Zengin adamın bakış açısını bence herif orada güzel göstermiş. Ee, yani Rehoboam'ın ve Serak'ın iyi birileri olmadığı aşırı bariz belli oldu bu bölüm itibariyle. Dolores'in insanlığı yok etmeye değil böyle bir uyandırmaya kalkıştığı çok belli oldu. Ama bunlar biraz bence barizin şey gibi oldu. Yani abiler bakın geldik 5. bölüme. Dolores kötü birisi değil ha anladınız değil mi artık falan. Ya abi okey yani neyse. Ya o Dolores'in. It, it was an episode ya. Bence böyle bir geldi geçti tarzı bir bölümdü bu bölüm benim için. Dolores'in e, aslında şey de hep konuştuğumuz konusu da ortaya çıktı. Yani insanları öldürmek yerine aslında sistemi çökertmek oldu da artık netleşti. Yani ona da biz bunları ikinci bölümümüzde anlattık. Üçüncü bölümümüzde. Ya, ya. oğlum <laughs> tamam biz konuştuk bunları da. İşte sonuçta dizi bunu açıklamak zorunda yani bir noktada. Hani şey gibi de yapabilirdi. Evet attım ortaya duruyor. Hadi bakalım. Kimle üstüne alırsa da yapabiliriz. Sonuçta birinci ve ikinci sezonda da bir ton bu kadar net açıklama yaptı. Hatta ben şey hala şok oluyorum. Abi ikinci sezonu anlamadık diyenlere şok oluyorum. Çünkü ikinci sezonun artık Bernard'ın konuştuğu bir bölüm var. Hadi izlemeyen var spoiler verme. Orada artık böyle şey diye anlatıyor. ya böyle 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 oldu falan diyor. Hmm. Millet böyle geliyor. Anlamadık abi. Ulan oha yani. <laughs> ne yapsın adamlar da be? Bence temel bilgi kurgu tüketimin az olunca kopuyorsun böyle şeylerden ya ha, Bak ha değil. bir şey söyleyeceğim. Bir arkadaş bana geçen şey göndermiş, video göndermiş. İlk sezon incelemesindeki bir bölüm ben şey diyormuşum abi. göndermiş ve görünce çok şaşırdım. Hatırlamıyorum hiç. Ya herhalde bunlar dış dünyaya çıkınca da acaba işte insanla insanlığı ele geçiriyoruz gibi bir mücadele olmaz da bakın işte insanlar olarak siz de kendi looplarınızda hapistiniz ve sizi bu hapisten kurtarmaya geldik falan gibi bir anlatıya geçerse çok ilginç olabilir ama bakalım falan diyorum böyle ilk sezonda. <laughs> Haliyle ben şu an 3. sezonda biraz şeyim. Evet. Tahmin ettiğimiz üzere 1. sezondan hadi Oğlum, bakalım artık tamam, bir şeyler bye. görelim falan gibiyim o zaman yani bu ama bu işte kötü yapmaz abi bunu yani sen tükettiğin için ben tükettiğim için bunu anlayabiliyoruz belki ama evet çok kötü ama işte koca ikinci sezonda hiçbir kere şey olmamıştım E okey abi hani tamam falan gibi olmamıştım mesela bu sezon daha bir böyle yani daha hızlı gidiyor diyordum ya ilk iki üç bölümde ve gayet memnundum o hız böyle bir bir anda yavaşladı dizinin ortasında e, ee, yani kötü gibi demiyorum. Sızlıca bir sonraki hafta gelsin de işimize bakalım gibi diyorum. ya. Yani bunlar biraz bana dolgu bölümler gibi geliyor şu anda. ben bu bölümü beğendim. Bir önceki bölümü de çok beğenmiştim. Bence ikisi de bayağı bir süre cevap verdi. E, sona gelirken ben bir tek şeyi açıklayayım. E, merak edenler varsa. Janra kısmında ki zaten müzikler çalmaya başladıkça böyle olan ben bunu nereden hatırlıyorum, nereden hatırlıyorum dedikçe en son e, Shining'in müziği giriyor işte. E, Korku korku bölümünde. Evet ya sahildeki kısımda. Evet. O niye öyle? Abi işte her janrada o janrayı tamamlayacak bir soundtrack giriyor. İlk mesela Noir. Noir'da Alfred Hitchcock'tan Vertigo soundtrack'ı giriyor. Ya tabii de ama sahneler bu müzikleri taşıyacak şeyler olmuyor sırada. Yani adamın uyuşturucu kafasını tutarsız yani sahilde yürüyorlar. Orada Shining'in müziği çalıyor. Hayır böyle abi öyle değil bak. Şimdi ilk kısımda giriyor. Noir kısmı siyah beyaz oluyor. Ee, yaşadığı kafada aslında başka bir dünyaya gidiyor. Birinci kısım o. İkinci kısımda e, trans şey oluyor. E, Romans ve dramaya geçiyor. Dolarası böyle aşk dolu falan bakmaya başlıyor. Apokalips nava geçiyor abi. Savaş şeyine geçiyor. Apokalips şey. nava da şeye dahil. Noara dahil. Onun içinde çalıyor. Noarın içinde ha. çalıyor. Okay. Sonra şeye geçiyor. Knight e, Night e, transporting Soundtrain'e geçiyor. Orada biraz ortam hmm. hareketleniyor böyle şekilleniyor falan. Son kısımda artık korkuda Liam'ın da Caleb'ın da korkusunu yaşadığı ana gelip işte Şahinik müziğiyle sahile gelip oradaki o korku kısmını tamamlıyor. Son bölümde gerçeklik zaten. Artık ondan sonrası gerçek şeklinde anlatıma devam ediyor. Beş parçadan. Bakalım. Vallahi üç bölüm kaldı. Bu Caleb neciymiş? Efendim Robo boğamı bozunca ne olacak? Şimdi ne oldu? Bütün dünyada millet ayaklandı birbirini dövüyor diyorsun. Bakıyorsun o Revolver'ın Olmayabilir var. bu arada. He. Ondan hiçbir olmamış olabilir şu anda hala. Ha bir de bu var işte. Bak buna da gıcık oluyorum. Bir de bu çıktı başımıza. Oğlum şu simülasyonu işin içine katmayacaklardı. Canım sıkıldı simülasyonun işin içine katılınca. Şu an izlediğim her şeyi şey gibi izliyorum biraz. Ya şimdi biz bunu izliyoruz üzerinden teorik asıyoruz. 3 bölüm sonra çıkacak adam diyecek ki, ya simülasyon da onlar <laughs> falan diyecek. Ha bence öyle demeyecekler yani. çünkü onu da işaretini veriyorlar abi onu da unutmamamız lazım ama bir yandan da onu konuşuyoruz. Böyle, yani sahneler bozuk lan hani şey değil ki hiç vermemiş değiller yani onda. Bir de ama bozukluk var yani bozukluk ne e. için çalışıyor bilmiyoruz. İşte o yüzden mesela ben şeyi ciddi alamıyorum şu an. Mesela Serak böyle Rüya devreden çıktı diye sinirleniyor milirleniyor. Hay Allah ya falan diyor böyle. Ama bu olmamış da olabilir. Yok o gerçek bence ama oluyor. Ama... Ne biliyorsun? Şeyi bilmiyoruz. Hayır, şunu demek istiyorum. Olmamış kısmında şunu kalsın. Herkes deliriyor Biz diyorsun ya. dünyacıya döndürdü herifler bizi yani. Hayır, hayır. Belki de Serak uçmuyor abi. Dünya düz ya. Böyle iple dönüyor belki de. Kim bilir. hani. Dur dur kötü açıkladım. Olmamış kısmı <laughs> insanlar için. Yani sistemde sıkıntı var. Zaten o, o sorunu görüyorlar. O okey. Caleb'ın üzerinden anlatayım. Caleb o sahnede, Liam'ın vurulduğu sahnede tuhaflık var ya. Ya <laughs> hostlar gibi farklı... Bir şeyi yaşıyor tekrar bir hayatı yaşıyor simülasyonun ona sunmaya çalıştığı farklı hayatları zihninde görüyor. Ya da simülasyon gerçekten hani bunu çözemedik daha. Yani... Ha evet o ilginç bir sahnede Liam tam panik olduğu anda gözlüklerle bir yere yatırıldığını gördük. Evet. Orada ben şey dedim ulan bütün bunları <coughs> Liam'a izletiyorlar mı acaba dedim bir önceki bölümde şey uyuşturucu satan adama Serap'ın gözlük takıp işkence ettiği gibi. Ee, ama o zaman da şey oluyor abi. Bütün bunlar Caleb'in gördüğü bir rüyaymış gibi çıkacak. O da lame. Yok ya, bence ne çıkacak? Bence öyle çıkamaz abi. Karakter bağımlı çünkü. Yani Dolores çünkü lens kullanıyor. Belki de ondan o başka bir şeyleri görmek için kasıyor ama Caleb'ın öyle bir şansı yok. Ya da o işte Liam'ın da Liam da gözlüğünü çıkarmıyor hiçbir zaman. Bir tek o partiye girinde çıkardı. Bu tam bir koruma mekanizması var bunun içinde. Yani diğer insanlar için nedir durum bilmiyoruz onu ama onu göreceğiz zaten var mı ekleyeceğim Bakalım. bir şey? Yok abi ben bende dolgu bir bölümdü bu. Ne aklıma yeni bir fikir getirdi ne a ulan herhalde şu çıkacak dedirtti. Bulanıklığı bulanık tutmaya devam ediyor. E, memnunuz Westworld devam etsin her hafta Westworld gelsin. Şikayet ediyorum <laughs> ediyorum ama yani seviyoruz diye şikayet ediyoruz. Tabii canım sen sevmesek bu döveriz. <laughs> Tabii canım bir, bu, bir, bu, iş bir kötü çıksın. Ben konuşurum. O zaman çelimi açarım. Bunlar benim memnunum, mutlu hallerim yani. Ben de tam tersine bu bölümü Liza, Joy ve hatta aslında Nolan'ın daha çok yönetmenlik olarak da şovu gibi buldum. bayağı kişisel şov yapmışlar. Çok beğendim bu bölümde. Ama tabi şey değil. Bu sezonun en iyi bölümü değildi kesinlikle ama bence çok iyi bir bölümdü. Okey. O zaman haftaya okay. görüşürüz Altıncı bölümde yine burada olacağız. Kartlar, abonelikler kanala abonelikler açıldı. Ulan şu şu G5 liboşlara bir yardım edelim dersiniz Bekleriz. <laughs> <laughs> Hadi. Ya öp. takılma millete abi bu kadar. Şey. Takım, takmayı seviyorum böyle. Hadi öpüyoruz hepimizi. Görüşürüz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.